bildiğimiz kadarıyla 14 kişi bu durumda infazı yakılmış şekilde. Ya bu 14 kişi kimi bir ilk defa infazı yakılan, kimi iki, kimi üç. Ama 5 defa infazı yakılan da bulunmakta bu Erdal Tuncel özelinde. 5. defadır infazı yakılıyor kendisini. Bu da yaklaşık 1,5 yıl demek oluyor. Yani 1,5 yıldır aslında Erdal Tuncel orada rehine ediliyor. Diğer tutsaklarda yine aynı şekilde 1 yılı olan veya 6 ay, 9 ay bu şekilde uzun sürelerdir tahliyesi engellenen yani koşullu salıvermesini önüne geçiliyor tutsakların. Yani bu infaz yakma durumu dediğimiz kanuni düzenlemesi idare gözlem kurulu kararı. İdare gözlem kurulu da bir oluşturulan cezaevi içerisinde idarenin, işte cezaevi savcısının, psikolog ve diğer birkaç üyenin katılımıyla verilen bir karar. Yani cezaevinden aldığımız idare gözlem kurulu kararında gerçekten çok absürt gerekçeler yazıyor. Yani son aldığımız idare gözlem kurulu kararında da işte suyu tasarruflu kullanmamaları, elektriği tasarruflu kullanmamaları, kütüphaneden kitap almamaları veya eğitime devam etmemeleri üzerinde. Ama aslında temel gerekçe idare gözlem kurulunda da belirtiyor. Örgütten ayrılıklarına ilişkin bir dilekçe vermiş olmamaları diye belirtiyor. Yani sen bir insanı alıp 30 yıl tutuyorsun. Sözde cezalandırını iddia ediyorsun ama 30 yılın sonuçta hala bu kişinin örgütten ayrılmadığı gibi bir absürt gerekçe ortaya koyuyorsun. Ya yani aslında burada bir intikam alma duygusu var. Yani bu sadece Bolu Cezaevi İdaresi'nin vermiş olduğu bir karar değil. Belki İdare Gözlem Kurulu'nun en üstünde evet Bolu F tipi Cezaevi İdare Gözlem Kurulu Başkanlığı yazıyor olabilir. Ama bu kararın Bolu F tipinde değil, Adalet Bakanlığı'nda hatta Cumhurbaşkanlığı'nda verilmiş olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Bir önceki idare, 3 ay önceki idare gözlem kurulu kararlarında infaz hakimine yaptığımız şikayetlerden olumlu sonuç elde edildi. Yani infaz hakimliği bu değerlendirmelerin soyut iddialardan oluştuğunu, tutsakların tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak her ne hikmetse infaz hakimliği bu karardan sonra savcı neredeyse tüm bu kararlara karşı ağır cezaya itiraz yoluna başvurdu. Yani tutsaktan tahliyesinin önüne geçmek için muhtemelen yukarıdan gelen bir emirle savcı bu kararlara karşı itiraz yoluna başvurdu. Ağır ceza da ne yazık ki savcının itirazını kabul ederek infaz hakimi verdiği olumlu kararları ortadan kaldırdı. Yani şu an Bolu özelinde infaz hakimi veya ağır cezadan şu ana kadar ne yazık ki alabildiğimiz bir olumlu karar yok. Yani bu da söylediğim gibi sadece Bolu İdaresi'nin, Bolu Cezaevi'nin veya Bolu Cezaevi Savcısı'nın verdiği bir karar olmadığını düşünüyoruz. Bu kararlar Adalet Bakanlığı'ndan, Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen talimatlarla verilen kararlar. Resen savcılıklarında talep olmasa bile resen dosyaları düzenleyip Cumhurbaşkanlığı'na af için gönderebileceğini düzenledi ekstra olarak. Onun dışında ekstra bir düzenleme yoktu ama tabii bazen hatırlatmak gerekiyor. Bu genelgede bir nevi aslında cezaevi dersinde bunu hatırlattı. Var olan kanunu uygulamıyorlardı. Bir nevi Adalet Bakanlığı uygulayın dedi ama uygulayın derken de aslında yine Kürt tutsakları yine ayrı tutun dedi muhtemelen alttan. Resmi olmasa da yazılı bir şekilde olmasa da. Çünkü bugüne kadar generaller hakkında verilen yaklaşık 5-6 general hakkında bir tahliye kararı verildi bu genelgeyle dayanarak. Ama çok daha ağır durumda olmasına rağmen Kürt hasta tutsaklarla ilgili, Kürt politik hasta tutsaklarla ilgili verilen bir karar yok. Bir tahliye kararı bulunmuyor ne yazık ki. Bolu Cezaevi'nde de mesela bu hasta olan, hatta tahliyesi gelip hasta olan tutsaklar var. Mesela Cemal Tarhan var. Kanser hastası olduğu şüpheleniyor. Sürekli Ankara'ya sevk ediliyor. Ve 70 yaşın üzerinde. Ama ne yazık ki bu genelgeden sonra da Cemal Tarhan'la ilgili bir tahliye durumu gelişmedi. Veya Hayati Deniz Kaytan yine hasta tutsak. Bolu Cezaevi'nde ağır durumda olan birkaç hasta tutsak daha var. Ama buna ilişkin ne Cezaevi İdaresi bir gelişme gösteriyor ne bizim taleplerimizi değerlendiriyor. Tahliye ilişkin herhangi bir durum geliştirmiyorlar. Yine Ferit Orak var. Pek çok hastalığı olmasına rağmen hem genelgeye dayanılarak tahliye durumu geliştirilmiyor. Hem de Ferit Orak da az önce söylediğim gibi idare gözlem kurulu kararıyla infazı yakılıyor. İkinci defadır infazı yakılıyor. Yani aslında hiç hasta bu genelgeye dayanmadan tahliye edilmesi gerekirken idare gözlem kurulu kararıyla tamamen keyfi bir şekildedir. 6 aydır tutuluyor Ferit Orak. Hastalık durumu da dikkate alınmıyor.